Şimdi tabii şimdi bireysel performanslara geçeceğiz. O zaman ayağa kalkacağım, sorular soracağız. Keyifli bir anlar yaşayacağız da şu sembollerden bahsetmek istiyorum. Çünkü belki bir yarışmacı da ki her sene öyle oluyor az çok. Finale ya da belli bir yere sembolle de gidebiliyor. Evet. Yani son dörde ya da. Şimdi mesela sembollere bakıyorum. Mesela Damla. Damla finale sembolle gitti. Evet. Doğru mu? 10 oyun kazanmıştım bir gün içerisinde. Hatırlıyorum ve çok dezavantajlı başlayayım. Evet, Nagihan'da onda galiba 6 sembol mü vardı Nagihan'da? Sende 1 miydi? Bende 2 miydi, 3 miydi, o civarda bir şeydi. Sonra ben Nagihan'ın bütün sembollerini eritip sonra bir de Atakan'la yarışmıştım. Onda da hafıza oyunuydu. 2 oyunda üst üste almışım. O zaman finali garantilemiştim. Çok rahat. Ama bu seneki yarışmacılarda durum öyle olacak mı? En son bu sembol oyunları ne zaman oynayacak? Sembol sayılarını söyleyeyim bir. Aleyna'nın 3 sembolü var. Bir dakika yazacağım. İsmail'in 3 sembolü var. Batuhan'ın 3 sembolü var. Steven'ın 1 sembolü var. Tabii şöyle bir şey. Burada sembolü olmayanlara da belli bir hak veriliyor. Evet, aynen. Ama sembolü olanlar o sembol hakları kadar ekstra can kazanıyorlar. Bunun dışındakilerin yok mu? Bunun dışındakilerin yok. 4 kişinin var sadece. Aleyna, İsmail, Batuhan 3'er tane. Steven'ın bir tane. Yani psikolojik olarak o kadar rahatlatıyor ki bizim dönemimizde mesela Büşra. Yani biz tabii toplu olarak konuştuğumuz zaman bir gruplaşmalar başlıyordu. Ne kimi yazacağız dendiği zaman Büşra'yı potaya sokacağız. İşte Büşra'yı yazacağız. Büşra potada falan derken pat çok fazla sembol de yoktu ama eklenen sembollerle birlikte tam da şansına böyle en iyi attığı atışları falan gelmişti. Birleşmeyi garantiledi. 3 hafta boyunca o kadar kafası rahat, psikolojisi rahattı ki. Peki, sonra biz zaten, ya biz olduk. Bir şey söyleyeceğim. Burada mesela Poyraz'ın ve Batuhan'ın, hatta Ayşe'nin de sembolün olmaması enteresan değil mi arkadaşlar? Çok iyi yarışmacılar. Hani bu seneki doğru sembol için aynı şeyi söyleyebilirim şey ama en azından sembol böyle bir tane sembol değil. Almış olmaları gerekirdi sanki ya. Sen ne diyorsun? Sembol oyunları parkur değildi abi. Sembol ondan dolayı böyle durmalar, tutmalar. Şöyle duruşlar, bir şeyleri dengeye tutmalar. Parkur olsaydı Poyraz'ın, Ayşe'nin, Berkay'ın sembolünün olmama ihtimali yoktu eğer parkur olsaydı. Ama yine de onlar da bu oyunun parçası değil mi? Yani mesela o oyunlar... Berkay'ın var yok, galiba ya. O oyunlar ya, bizim senemizdeki gibi haftalık bireysel dokunulmazlık oyunu ve isim söyleme olsa yine Poyraz'ın, Ayşe'nin ve Berkay'ın olmaz mıydı mesela? Evet. Abi onlar enteresan oyunlar ya. Mesela benim de hiç tutmaz mesela oyunları. Direkt bırakırım abi. Yani. Çat diye bırakırım ya. Beceremem yani. Ya bazısı beceremiyor yani oyunu. Ne? Bir şey demedim ki. Ha, böyle yaptın dedim. Kafa işi gibi bir şey yaptın. Yoksa çok güzel. Ha tamam hani kafa işi ondan olmuyor gibi bir şey anladın mı? Hayır. Şey yani şöyle tutuyorsun abi işte anladın mı? Şunu şöyle. Ha Poyraz'ın sevincini mi yaptın sen? Kolun yorulana kadar tutuyorsun bunu böyle. Kolun yorulana kadar bunu böyle tutacaksın. Ya çok anladın zor. Mı? Mesela bizde bir bireysel dokunulmazlıktı sen direkt bırakırdın o zaman değil mi? Hiç uğraşmayı sevmiyordu Hakan. Ben bırakmıştım zaten. Ben bırakırdım ki elenme ihtimalim olabilirdi. Bırakıyordum yani. Peki sembol oyunu olsaydı bırakır mıydın? Sembol olsaydı, sembol olsa bırakırdım zaten. Sadece şöyle bir şey, ben o sembolleri niye ciddiye almıyordum biliyor musun? Kendi kafamda matematik yapıyordum. Diyordum ki mesela, nasıl ya ben aynen ben şununla çıkarım, onu geçerim herhalde. O yüzden gerek yok. Mesela en sonda sembol olsaydı daha bir asılırdım. Ama zaten takıma bakıyorsun, diyorsun ki ya bunu geçemeyeceksem zaten hani evet. Survive ne işim var tadındaydım. Ben daralıyorum çünkü bir şeyi böyle sabit tutunca bana geliyorlar abi. Keşke bütün oyunlar stabil olsa. Değil mi? Ya koşamayınca öyle mi oluyor? Yani. Peki en fazla Aleyna'nın mı şu anda sembolü var? Aleyna, Batuhan, İsmail. Batuhan, 3. Üçer sembolü var. Aleyna bak altta da yazıyor. De... Bak şurada yazıyor istiyorsan yardımcı bir adet de Steven'ın. Bir tane. Hayır bir şey söyleyeceğim. Aleyna ile Steven birleşme partisine sembollerle gitmişti. Onlar bitti. Yani, yeni bitti yeni. Onlar evet. Yeni. Tamam da bu bir göstergedir. Hani bu bir geçmiştir ya. Şimdi şunu anlıyorum ben sadece. Demek ki Aleyna ve Steven bu işte biraz daha yetenekliler ya da daha konsantrasyonu güçlüler evet. Ve bu olaya asılabiliyorlar. O yüzden de acaba diyorum bu sembollere tekrar başladıklarında final olasılıkları olur mu yüksek ihtimalle? Olabilir tabii. Bu semboller mi olacak gibi daha? Olabilir. Ya bu tip yarışlar. Bence bu tip yarış olmaz. Bence bu saatten sonra hardcore parkur olur yani. Aynen öyle. Ama sopa tutma, top tutma, dengede kalma ama falan şey zannetmiyorum. O parkur olayı zaten... Olmasındır zaten yani. Doğru söylüyorsun ama parkur olayı zaten Survivor'ın %90'ı parkur oyunu olduğu için haftada bir sembolde o tip bir oyun yapmışlar. Çünkü mesela ben seyirci olarak o duran oyunları da seviyorum mesela. Hani kim daha dengede, kim işte konsantre olacak bunları görmek. Bu da bir ayrı bir yetenek tarafı ya işin. Bence yarışmacılar burada da bir rekabet içine girip buradan da bir avantaj sağlayabilirler. Hakan sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi yarışmacıların... Bu sembolleri yeni olan semboller değil mi? Evet, şey birleşmeden sonra. Tamam, şey bu semboller sıfırlanacak dedin de neden sıfırlanacak?
garantileyen kişi kazanıyor ya artık. Sıfırlanmayacak. Her yarışmacıya alıyor. Sıfırlanacak dedi. 3 can daha verecek. Birleşme Partisi'ne geldiler ya dedin ya. He tamam yok ben canım. Ben de senin sorunu bitirmeden orada şey dedim. Yani dinlemedim seni. Sıfırlan dedim. Ondan sonra evet, yeniden başladım. Tabii tabii ben aynen. Ben sadece şundan bahsettim. Aynen ama isteyen eve de götürebilir sembolleri. O da ayrı bir konu.